Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Hafta içinde topluluk sekmesinden yapmış olduğum bir soru cevap videosu çekeceğime dair bir bildirim vardı. Ve değerli takipçilerim de sağ olsunlar bu bildirimin altına e, sorularını ilettiler. Ben de bugün sizlere bu soruları cevaplandıracağım. Sorular içerisinde beklediğim sorular vardı, beklemediğim sorular vardı. Gayet güzel sorular gelmiş diyebilirim. İlk yarıyı değerlendirdiğimizde Bursa Spor'umuz 27 puanla ligi 9. sırada tamamladı. E, yılbaşından sonra da gene eksik kalan maçlar oynanınca artık bütün takımların oynadığı maçlar e, eşitlendi ve artık e, önümüzü daha net görebiliyoruz. Altımızdaki takımlarla olan puan farkını daha net görebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş e, soru cevap videomuza geçiyorum arkadaşlar. Eğer e, bu videoya 100 like gelirse buna benzer ikinci bir soru cevap videosu da yaparım. O yüzden like tuşuna basmayı unutmayın. E, kanalıma ilk defa izliyorsanız da e, abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarımdan, Twitter ve Instagram'dan da takip etmek isterseniz alttan paylaşıyorum. Oradan da gene bana ulaşabilirsiniz. Kanal içerisinde sizlerin daha farklı ayrıcalıklardan faydalanmanız için de bir katıl butonu yapmıştım. Kendinizi farklı hissettirecek diğer ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Artık e, sorulara geçiyorum arkadaşlar. Ve e, Sarp Tutüpek arkadaşımız e, ilk sorusunu okuyacağım. Gene kendisi katıl butonunu tıklayarak e, kanalımıza destek olmuştu demiş ki abi Paşa Selim'in açtığı dava sence nasıl sonuçlanır? Şimdi bu soru gerçekten beklediğim sorulardan bir tanesiydi. Arkadaşlar bu dava bence aleyhimize sonuçlanır. Çünkü bizim tüzüğümüz bu kadar borçlanmaya izin veriyor. Yani biz gelen başkanlarımızın kanuna aykırı, yasaya aykırı, tüzüğe aykırı diyebileceğimiz şu anda hiçbir şey yok eğer varsa da şu anda zaten kendi avukatları bu yasanın da boşluğundan faydalanarak bundan kurtulacaklardır diye tahmin ediyorum. Bizim lehimize olacak sonuç ise şu olur arkadaşlar. Davanın uzatılması yani ertelenmesi. Çünkü eğer hakim şöyle bir karar verirse bilirkişi raporlarının incelenmesi, iddiaya ait kanıtların sunulması, olası şahitlerin dinlenmesi gibi davayı uzatacak şeyler bizim lehimize olur ki bu dava gerçekten bizim lehimize doğru gitmesini istiyorsak en az 1-2 yıl sürecek bir dava diye düşünüyorum. Onun haricinde bu tür davalar genelde futbol takımların aleyhine sonuçlanıyor şu anda. Bunu hükümet de biliyor. Fakat bununla ilgili bu borçların yapıldığı zamanlarda henüz daha futbol takımlarını koruyacak yasalar yoktu ülkemizde. Son 3-4 senedir var ki o da artık bizi kurtaracak durumda değil. Dava da inşallah hayırlısıyla sonuçlanır. Ve e, Paşa Selim'in açtığı bu yoldan eminim ki ben Erkan Başkan'la destek olacaktır ve bütün Bursa Spor Camiası yeniden e, tek bir yerde birleşecektir diye ümit ediyorum. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruyu e, Kayra Alabaş kardeşimiz sormuş. Abi transfer tahtası açılır mı? Açılırsa transfer yapacak mı? Yaparsa nereye olur? Videoda açıklarsan çok sevinirim demiş. Kayra'ya da buradan selamlar olsun. Transfer tahtası açılmaz Kayra'cığım. Çünkü yaklaşık 46 milyon TL'lik bir borcumuz var. En son Erkan Başkan'ın da dediği üzere kur azalmasından dolayı borcumuz 40-42 milyona kadar inmiş. Tabi ilave gelecek dosyalar da olabilir ki gene bu rakam yükselebilir. Şu an bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok açıkçası. Çünkü temlikler, hacizler var. Yani kulüpten daha önce alacağı olup da söz verilen tarihte alacağı verilmemiş kişiler kulübe haciz yolluyor. Yani varlıklarını haciz yoluyor. Otobüsüne, özlüce tesislerine vesaire, demirbaşlarına bile temlik konulmuş ki bunlar da hatırlayacaksınız otobüse daha önce zorla temlikler kaldırılmıştı, hacizler kaldırılmıştı. Erkan Başkan'ın da gene kulübü döndürecek olan o maddi kaynağı nasıl sağladığını az çok etrafımızdan duyuyoruz. Allah yardımcısı olsun gerçekten ben Erkan Başkan'a bundan önceki Mesut Başkan'a daha çok inanıyorum. Kendisi Bursa Spor'a değer katan hareketler yapıyor. Herkes kendisinden de şu anlamda şikayetçi ama hani basın açıklaması yapmıyor, kamuoyunu bilgilendirmiyor tarzında. Gerçekten söylenmemesi gereken şeyler var ki bunlar söylenirse Bursaspor'un marka değeri düşecek arkadaşlar. Yani o yüzden başkanımız bu konuda gerçekten tecrübeli ve ne yaptığını bilen birisi. O yüzden kendisini çok yadırgamayın bu konularda. Sadece kendisini destekleyelim. Tabi transfer tahtası ben açılmaz diyorum ama diyelim ki açıldı. O zaman nerelere transfer edilmesi lazım? bence bir sol beke ihtiyacımız var. Stoper'e, orta sahaya ihtiyacımız var gözüküyor. Her şeyden önce ben Özer'in yedeklenmesi gerektiğini düşünüyorum ki buraya alınacak bir Horkera transferi bizi çok farklı bir takım haline getirir. Horkera da gene eski bir Bursa sporlu ve gençlerimize abilik yapacak bir gücü var. Dolayısıyla Horkera'nın takımda olmasına sevinirim. Bakalım hayırlısı diyorum. Ve geçiyorum 3. soruya. 3. soruyu da Ahmet Öztürk kardeşimiz sormuş. Abi sence Bursa Spor'a en çok hangi transfer yakışır? Ve tahta açılmaz ise sence Süper Lig'e çıkar mıyız? Bence Horkere transferi yakışır Ahmet kardeşim. Tahta açılmazsa Süper Lig'e çıkar mıyız? Çıkarız. Nasıl çıkarız onu söyleyeyim size. Bursa Spor ilk yarıda 17 haftalık maratonda ilk 7 hafta sadece 7 puan toplamış arkadaşlar. Geri kalan 20 puanı da son 10 haftada toplamış. Yani son 10 haftalık periyotta biz 2 puan ortalaması tutturmuşuz. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. İkinci yarıda 17 maç var. Biz bu 17 maçta eğer 2 puan ortalamasını gene tutturursak ki ligin ilk yarısındaki o 7 maçlık periyotta bizim takımımız daha tam oturmamıştı. Yani bazı eksiklerimiz vardı. Önceki sezon bittiğinden sonra hemen başlamıştı. E, takımda kim nerede oynayacak o bile belli değildi. Mustafa Hoca ne kadar oyuncuları tanısa da oyuncuların bir seviyeye gelmesi zaman almıştı. Eğer biz ikinci yarıdaki 17 maçtan 34 puan alırsak Toplayın 27 puanla 61 puan ediyor. Hadi bu 61 puanı değil de 55-61 arasında bir puan toplasak bile biz bence ilk 6'da kendimize yer buluruz diye düşünüyorum ki geçen sene 56 puanla 6. sırada playoff'a girmiştik. Playoff'a kalırsak da bence gene Süper Lig'e çıkma şansımız %25. Mustafa Hoca ve öğrencilerini bu konuda da gene Sonsuz güveniyoruz. Eğer ikinci yarıda da gene tribünler açılacaksa tribünleri arkasına alan bir Bursa Spor'u inanın kimse tutamaz arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü soruya. Dördüncü soruyu da Green Army Texas 16 arkadaşımız sormuş. Defans sorunu sence çözülür mü? Veya sence nasıl çözülmeli? Çözülürse kaçıncı bitiririz ve lige çıkar mıyız? Gene benzer soru transferle ilgili. Defans sorunu çözülür mü? Bence arkadaşlar son... 10 haftada çözüldü gibi duruyor zaten. Dediğim gibi çok gol yemedik. İlk haftalarda daha çok gol yiyorduk. Son 10 haftada topladığımız 20 puan da gene defansı etkin yaptığımızı gösteriyor. Burada Aykut ve Cüneyt'in performansı da gene yükselen bir grafik gösterdiğini de söyleyebilirim. Özellikle Cüneyt son haftalarda gerçekten profesyonelliğinle getirmiş olduğu şekilde bence çok başarılıydı. Mustafa Hoca ona kimi zaman sağ kanatta da yer verdi. Aykut Akgün de gene koronavirüs olan futbolcularımızdan bir tanesiydi. Ona da geçmiş olsun deyip gene performansını arttırmasını bekleyeceğiz bundan sonraki dönemde de. Furkan Emre Ünver de gene son 10 haftalık periyotta takıma katkı sağladı defans anlamında. Cüneyt ve Aykut'un formlarının düşük olduğu dönemde bize ilaç gibi gelmişti. Şimdi bu 3 oyuncu bizi defansa taşıyorlar. Sedat Dursun olsaydı daha iyi olur muydu? Tabii ki olabilirdi. Neden olmasın? Ama şu anki kadromuzu bence konuşup odaklanmamız bizim için daha doğru olur. Sedat Dursun'a da yolu açık olsun diyoruz. Bakalım e, ikinci yarıda da bir transfer e, sezonu açıldı ama herhangi bir takımla anlaştığını henüz duyamadık. Kendisi için hayırlı olsun. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda da İlkay Türkoğlu arkadaşımız sormuş. Abi benim 3 sorum var. Transfer tahtası açılacak mı? Açılırsa kimler var sence? İkinci sorum ikinci yarıda en önemli maç demiş. Üçüncü soruda ligi kaçıncı bitiririz demiş. Sırayla cevaplayayım o zaman. Transfer tahtası açılacak mı? Bence açılmaz ilk ay. Ee, açılırsa kimler var sence? Kimler alınır demek istemiş. Yani e, Mustafa Hoca bir açıklama yaptı. Gerçi bizim hani çalışmalarımız devam ediyor tarzında ama e, ben Horkera'yı düşünüyorum alacaklarını ama artık bütün takımlarda transferleri tamamladı. Alacağımız diğer yerli oyuncularda bence bir kulübe gitmiştir ve artık biz transfer tahtasını açmakta da bence biraz geç kaldık. O yüzden çok da şansımız kalmadı güzel transfer yapmak için. E ikinci soru ikinci yarıda en önemli maç hangisi demiş? Bence en önemli maç değil ama en önemli maç periyodu şöyle söyleyebilirim. İlk 4 hafta bizim için kritik olacak çünkü oynayacağımız rakipler Adana Demirspor, Altınordu, Giresun ve Tuzla Spor. Bu 4 maç zaten ligin en üstündeki takımlar. Bundan sonra da gene daha kolay 6 maçımız olacak. Eğer biz bu 4 maçtan çok fazla yara almadan çıkarsak önümüz gerçekten çok açık arkadaşlar. Bu 4 maçı bence Bursa şehri odaklanıp çok iyi konsantre olup takımını çok iyi desteklemesi gerekiyor. İnşallah bu 4 maçtan maksimum puanla çıkarız ve biz de takımımızı bir an önce playoff sınırının içerisine sokarız. Bir de ligi kaçıncı bitiririz diye sormuş. Ligi bence 6. bitiririz. Çünkü ligin en üstüne zaten güçlü 5 tane takım var. Bunlar işte Giresun, İstanbul Spor, Samsun Spor, Altay ve Adana Demirspor. Gerçekten bu takımlar belli bir kalitede olan takımlar. Biz de eğer bu takımlardan sonra gelen 6. takım olabiliriz diye düşünüyorum. Ve playoff'u 6. bitireceğimize ben inanıyorum açıkçası. Geçiyorum 6. soruya. Altıncı soru da yine Uğur Özdemir kardeşimizden gelmiş ve Alakman'ın sözleşmesiyle ilgili şöyle demiş. Alakman'ın sözleşme yenilememesi hakkında ne düşünüyorsun? Bu hareketinde yurt dışı transfer olacağı dedikodularının etkisi var mıdır? Ayhan Akman'dan etkilenmiş midir? Kesinlikle etkileniyordur. Çünkü zaten bir futbolcu ailesinden geliyor kendisi. Ne kadar gönülden bağlı olsa da geçen gün Erkan Başkanımız da açıkladı. Geçen seneden kalan bazı kırgınlıklar var dedi Alakman'da. Bu da gene maaşın iyileştirilmemesiyle alakalı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şimdi Bursa Spor ona oynama fırsatı verdi. Daha çok şans verdi. Kimsenin vermeyeceği şansı verdi. Ali Akman da bu şansı bir şekilde iyi kullandı diyebiliriz ki. Türkiye'de yaratılmış olan gündemde kendine yer buldu Ali Akman. Ve TFF 1. Liginde Enderli ikinci oyuncusu Burak Kabacak'tan sonra. Şimdi düşündüğünüzde bütün ilgi odağı sizde. Ve yaşınız da 18. Hayalleriniz var. Ve bu hayallerle birlikte kendi geleceğinizi düşünüyorsunuz. Bursa Spor'u da çok seviyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şu an Ali yaşadığı tek problem bu. Ne yapacağını şu an kendisi de bilmiyor. Gönlü burada fakat ailesinin de yönlendirdiği şekliyle bence ne karar vereceğini şu anda bilmiyor. İngiltere kulüplerinin bir taarruzu vardı Ali Akman'ın transferiyle ilgili ki Erkan Başkan da açıkladı. Eğer ki şartlar Ali sene sonuna kadar oynayıp bonservisinin herhangi bir İngiliz takımında olması şartı olursa Kendisini bon servisini satabiliriz demişti. Bence de çok mantıklı bir hareket ki belki bir sonraki sene de gene Bursaspor'da kiralık olarak oynayabilir. Bunu zaman gösterecek. Alakmanın sözleşmesinin ne olacağı hatta diğer futbolcularımızın da gene sözleşmesinin ne olacağını zaman gösterecek. Hep birlikte bekleyeceğiz. Geçiyorum bir sonraki soruya. Bizim kanalımızı en çok takip eden abonelerimizden bir tanesi Ahmet Arslan HD. Abi en çok hangi maçta sevindin? Abi bir de bu sezon en sevdiğin oyuncu kim? Abi adımı okur musun demiş. Ahmet Arslan'a buradan selamlar olsun. Adını da okuduk Ahmet Arslan. HD. en çok hangi maçta sevindim? Tabii ki çok sevinecek maç yaşadık. Şampiyon olduğumuz maçımı söylesem, Şampiyonlar Ligi maçlarını mı söylesem, Twente maçını mı söylesem yani o kadar maç var ki. Ama ben size şöyle bir anımı anlatayım. Eee Şampiyon olmadan önceydi. gene Ertuğrul Hoca vardı ve bir sene öncesiydi. 2009 yılıydı. Şampiyon olmadan bir sene öncesi. Zannediyorum 30. haftaydı. Bursa Spor, Bursa'da Konya Spor'la karşılaşıyordu. Maç 3-0 bitmişti. Oradan hatırla hatırlayabilirsiniz. Stadyumda ben ağladım. Neden ağladım? O kadar güzel bir hava vardı ki. O kadar güzel bir bütünleşmişlik, bir şehir vardı ki o zaman. Gerçekten beni duygulandırmıştı. O gün tribünlerde pankartlar açılmıştı. Yeşil beyaz kartonlarla güzel bir gösteri yapmıştık. Yeşil bir TSC'nin o zamanki eski stadyumda TSC'nin olduğu yerde bir yeşil bir kalp açılmıştı. Gene maraton türbünden de gene bu kartonlara eşlik edilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam açık tribünde de çok büyük bir yazı açılmıştı. Bunların fotoğraflarını bulursam sizlere göstereceğim. Gerçekten o maç benim için çok önemliydi. Çok güzeldi. O zamanki maçları hatırladığımda insanlar e, takımı beğeniyordu ve çok e, destekliyordu. Bugünkü ortamda şampiyonluk bizi biraz daha bozdu. O günkü ortamları arasak da e, bugünlerimizde gene bu stadyumumuzda daha güzel, daha iyi şartlar olabilir. E, geleceğimiz gene bu stadyum diyorum. Ne kadar eski stadı hepimizi özlesek de e, yeni stadımızda yeni zaferler bizi bekliyor. Bir de e, en sevdiğin oyuncu kim abi demiş. E, en sevdiğim oyuncu... Benim Emirhan Aydoğan'la Çağatay Yılmaz arkadaşlar neden diyeceksiniz? Çünkü Bursa ve Bursa Spor'a aidiyet duygusunu bizlere en iyi anlatan bu iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki diğer oyuncular da yine benzer şekilde Bursa Sporlu ve Bursa Spor'a aitler ama bu arkadaşlar hem davranışlarıyla hem de örnek olmalarıyla birlikte ben gerçekten kendilerini buraya ait olduklarını hissediyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Gene yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Ama ben en çok bu iki oyuncuyu beğeniyorum. Geçiyorum bir sonraki soruya. Burak Yavaş arkadaşımız sormuş. Abi Bursa Spor'da en sevdiğin futbolcu hangisi? Benim Ali Akman demiş. Benim de Ali Akman beğendiğim oyunculardan Burak Yavaş kardeşim. Ama az önce de dediğim gibi Emirhan ve Çağatay'ı ben daha çok seviyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Dokuzuncu sorumuz. Ercan Derviş'ten gelmiş ve Ramazan Keskin'i nasıl buluyorsun? Bu sezon formalarını seviyor musun?" demiş. Ramazan Keskin'i nasıl buluyorum? Ramazan Keskin bir Süper Lig'deyken de gene sonradan oyuna girip orta sahaya dinamiklik kazandıran bir oyuncuydu. Fakat biz küme düştükten sonra da gene Ramazan Keskin ilk 11 oyuncusu olamadı ki genç oyunculara daha çok şans verilmiş olmasına rağmen ben ilk 11'de kendisine yer bulmasını beklerdim. Gene oyuna girdiği zaman da faydalı oluyor mu? Oluyor. Ama biraz daha kendini ileriye taşıyacak bence fizik ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Tekniğini geliştirmesi gerekiyor. Eskiden çok gereksiz, çok sert faaliyeler yapıyordu mesela. Şu anda biraz daha iyi diyebilirim bu konuda. Mevcut hocalarımız da gene eğitiminden geçtikten sonra bence kendini geliştirdi. İnşallah bundan sonra da kendisini geliştirir. Bu sezon formalarını seviyor musun? Bu sezon formaları gerçekten güzel. Son iki sezondur güzel. Süper Lig'deki Son geçirdiğim sezon güzel değildi bence. Bu sezon formalarından da ben gene yeşil beyaz damalı olan modeli çok beğeniyorum. Yine yani kamuflaj formada taraftarlarımızca çok beğeniliyor. Ben de beğeniyorum onu. Şöyle tribünler açılsa da Bursaspor'dan herkes e, yeni sezon formalarını alıp da gene tribüne gitse ne güzel olur öyle değil mi? Ve geçiyorum son soruya. E, Özkan Erdem sormuş. Eser Bey gelecek sezon için düşünceleriniz takım hakkında nedir? Süper Lig'e çıkar mıyız? Saygılar. Özkan'ı da tanırım. Teşekkür ediyorum Özkan e, sorun için. E, gelecek sezon için düşünceleriniz takım hakkında nedir? Yani gelecek sezon biz eğer e, Süper Lig'e çıkarsak e, gerçekten e, hepimiz için devrim olur. E, Mustafa Er yine ikinci Ertuğrul Sağlam olur. Ama çıkamazsak gerçekten e, gene bizi e, bir genel kongre bekleyecek. O yeniden başkan seçimi vesaire e, borçların nasıl yönetileceği tam bir kaos ortamı gene bizi bekliyor diyebilirim. Bence Erkan Başkan'ın gene devam etmesi lazım ve mevcut oyuncularla gene e, anlaşmasını beklemeliyiz ve yazın bence transfer tahtası açılacaktır. Eğer açılmazsa farklı eksi 3 puan eksi 6 puan cezalarıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Ve Spor'un tüzüğünün değişmesi lazım. Yani tüzüğü şöyle e, Serdar Güllülü de gene bundan bahsetmişti genel kurulda daha önce şöyle anlatayım size. E, Trabzonspor böyle bir uygulama yapmış 2-3 sene önce kadar tüzüğünde bazı maddeleri değiştirmiş. Bu da nasıl oluyor? Şöyle örnek vereyim size. Mevcut yönetim 100 milyon diyelim ki geliri var. Bu gelirine ekstradan %25 daha borçlanma hakkı talep edilebiliyor. Ve 100 milyon geliriniz varsa 125 milyon borçlanabiliyorsunuz. Buraya kadar bir problem yok. Peki 125 milyon değil de daha fazla borçlanırsak ne olacak? İşte orada artık tüzükteki değişikliklerle birlikte 125 milyondan sonraki her borçlanma için ilgili yönetim sorumlu tutuluyor. Şimdi bizim tüzüğümüzde böyle bir şey yok. Dolayısıyla gelen yönetim Bursaspor'u bir dernek olup e, deney tahtası gibi devamlı almış, da almış, almış, da almış. Peki nasıl ödeyeceğine dair hiçbir plan var mı? Yok. O yüzden zaten bu durumlardayız ve e, bizim bu durumları yaşadığımız zamanlarda da finansal kontrol diye de bir şey yoktu. O da son 3-4 senedir var. Ben sezon sonu çok böyle ciddi bir tüzük değişikliği bekliyorum. Tüzük değişikliği yani aslında dinamik olmalı. Her zaman güncellenmeli. Biz 30 yıl öncesi tüzüğü hala kullanmaya çalışıyoruz ki artık zaman değişti, şartlar değişti. Buna göre tüzüğün bir şekilde güncellenebiliyor olması lazım. Süper Lig'e çıkarsak çıktığımız zaman parayla birlikte borçlarımızın bir kısmını ödeyebiliriz. Oyuncularımızı daha değerli bir fiyata satabiliriz. Daha yüksek gelirli sponsorlar elde edebiliriz. Süper lige çıkamazsak da en azından gene mevcut takımı elimizde tutup bir sonraki sene gene mücadeleye devam etmeliyiz ki alttan gelen gene genç oyuncularımız devam ediyor. Hasan Basri'yi de görmüş olduk Antalya kampında. Gerçekten tam bir futbolcu fabrikasıyız. Ama bunu daha olumlu şekilde kullanmamız gerekiyor. Sportif başarıda geldikten sonra bizi kimse tutamaz diyorum. Sorularınız için herkese teşekkürler. Eğer soru cevap videosunun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like tuşuna basın. Eğer 100 like olursa ikinci soru cevap videosunu da gene çekeceğim. Haftaya takımımız Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Dolayısıyla Antalya kampından direkt Adana'ya geçeceklerdir. Adana'da da bizleri mutlu eden gene güzel skorla Bursa'ya dönmelerini bekleyeceğiz. Bir başka gelişmede gene Pablo Martin Bataja'nın haftaya Bursa'ya geleceği konuşuluyor. Hatırlayacaksınız Özlüce testilerinin önünde kendisine yapılmış bir heykel vardı. Bunu e, mevcut yönetimimiz e, çevre düzenlemesiyle birlikte e, Özlüce testinin girişine Bataja'nın heykelini koymuştu. Zannediyorum hem onunla ilgili hem de gelecekle ilgili Pablo Martin ile plan proje yapılabilir mi? Onu değerlendirecektir Erkan Başkan. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın i̇şte, işte, işte.